Selamlar herkese arkadaşlar. Nasılsınız? Evet. Bildiğiniz gibi bu bölümde sizlerle yerli otomobil hakkında konuşacağız. Yerli otomobilin isminin TOGG'un ne olduğunu, açılımının konuşacağız. Ondan sonra da tanıtım videosunu göstereceğim sizlere. Birazcık da bu verileri tabii sizlere söylemeden, aktarmadan önce de birazcık Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili bir tarihten sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar notlarımı da aldım buraya. Bildiğiniz gibi Türkiye ilk yerli otomobili devrim arabası 29 Ekim 1961'de bir atılımla başlatmıştı. Devrim arabasıydı ve hatta filmi yapıldı. Beyaz olarak rengi belirlenen bu aracın makam versiyonu da siyahtı o dönemlerde. Ve arkadaşlar Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda üretilmeye başlanan bu araçla yaklaşık olarak 48 mühendis çalışmış ve 4,5 ay süren, 200'e yakın bu arada işçi, 48 mühendis ve 4,5 ay süren bir emek varmış. Ve ilk seri üretime geçmesiyle de 30 bin civarında fiyatı belirlenmiş o dönemde. Şu anda Tromsas Müzesi'ndeymiş. Gidenler olursa Eskişehir'e devrim arabasını görebilirler. Hikayesi şu şekilde, devrim arabasının üretimi 29 Ekim günü bitiyor. Meclisten Cemal Paşa çıkıyor, Anıtkabir'e gidecek. Araçlara öncelikle tabii Eskişehir'den Ankara'ya naklediliyorlar. İki tane araç üretiliyor, siyah makam aracı olan ve beyaz da normal otomobil olarak. Eskişehir'den Ankara'ya nakil sırasında araçların depoları boşaltılıyor. Çünkü herhangi bir kıvılcım da o demir yolundaki o çalışan sistemlerin sıçraması sonucu patlamaya yol açmaması adına taşınan yükte bir yangın çıkmaması için de boşaltılıyor depolar. Sadece manevra kabiliyetleri olsun diye içerisine bir kısım benzin bırakılıyor. Şimdi otomobil Eskişehir'den Ankara'ya vardıktan sonra Cemalpaşa'yı bindiriyorlar otomobile. Tabii benzin az olunca da 100 km sonra otomobilin benzini bitiyor. Paşa diyor ki ne oldu? Hemen oradan bir tane mühendis, Türk mühendis diyor ki paşam benzinimiz bitti, sizi ikinci araca nakletmemiz gerekiyor. Paşa da bunu bu duruma uyarak ikinci araca geçerken şöyle bir söz söylüyormuş ve bu çok ünlü bir sözmüş. Batı kafasıyla otomobil yaptınız ama doğu kafasıyla benzin koymayı, benzin nakliyini unuttunuz demiş. Çok ünlü bir sözüymüş Kemal Paşa'nın. O sırada da ikinci araca bindikten sonra Ankara'ya doğru yola çıkıyorlar. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi devrim otomobiliyle başlayan bizim 60 yıllık hikayemiz geliyor, dayanıyor tam olarak şimdi. 60 yılı aşkın bir tecrübenin sonucunda yeni bir otomobil Türkiye yapıyor. İsmini de TOGG koyuyor arkadaşlar. Bunda birçok firma görev aldı. Birçok firma hissedar. Bunları da bu firmalardan da hepsini okuyayım. Anadolu, BMC, Türksel Grubu, Zorlu Holding ve elektrikli yerli otomobil yapımında görev alıyorlar. Ve hisse sahipti bu şirketler. TOGG'un açılımı arkadaşlar, Türkiye'nin otomobili girişim grubu şeklinde bir açılım var. Şimdilik bir amblem yapılmamış henüz. 5 farklı araç tanıtılacakmış, yaklaşık 2022'de yola çıkılacağı düşünülüyor. 2 farklı gücü var, 4x2, 4x4, biri 200 beygir, biri 400 beygir olduğu söyleniyor. Önce SUV tanıtılacağı söylendi. SUV nedir bilmek isteyen olur belki, ben de biraz araştırdım. Sport Utility Vehicle, yani spor özellikli araç gibi. Birazcık böyle Jeep'e benziyor, arkası hatchback'imsi gibi ama yüksek bir araç. Bildiğiniz Jeep'in birazcık daha böyle sedanımsı, hatchback'imsi tarzı, böyle ortasında gibi. Hemen hemen arkadaşlar 100 kilometreye yaklaşık 4 küsur saniyede çıktığı söyleniyor aracın. Yani güçlü de bir araç. İç dizaynını ben izledim, inanılmaz güzel yapmışlar. 3 tane 3 farklı ekran var. Tabi aralarından sevmediğim şey varsa birazdan sizlere de izleteceğim. 3 farklı ekranı ayrı koymuşlar sanırım, birleştirmemişler. Mercedes'te gördüğüm kadarıyla tek bir ekran vardı ama tek bir ekran içinde yazılım da bölmüşlerdi sanırım ekran görüntülerini. Burada 3 farklı ekranı yan yana koymuşlar gibi bir durum olmuş. Burada tabi Almanların teknolojisi geliyor ama ben şuna deniliyorum. Türkler başaramayacağı bir şey yok. Dolayısıyla da bizim kopyalamada veya işte kopyalayıp onu araştırıp yeni bir şey üretmemizdeki zekamıza sonsuz güveniyorum açıkçası. Çünkü Türk mühendisler zeki mühendisler, çok girişimci mühendisler. Böyle olunca da çok güzel işler çıkıyor açıkçası.
Yakın zamanlarda BMC'ye bir pick-up'ını tanıdım işte. Onu da şuraya bir yere koyarım linkini ya da resmini. Bu BMC pick-up bildiğiniz son zamanlarda Tesla'nın Cybertruck'ına gerçekten çok benziyor. Hatta bana kalırsa Cybertruck'tan çok daha güzel bir Hummer tarzında bir model pick-up tanıtmışlar. İç dizaynından tutun deri döşemeler, deri koltuklar, keza yerli otomobil TOGG'da da var aynaları. Çok güzel aynalar, kameralı falan. Pick-up, BMC'nin yaptığı pick-up'ta da aynısı var. Zırhlı araç modeli var, normal modeli var. İnanılmaz güzel işler başarmışız diyebilirim arkadaşlar. Şimdi evet, hazırsanız videoya geçebiliriz. Biraz size videoyu göstereyim istiyorum. Videoyu 2 saniyeliğine durduracağım arkadaşlar. Süre olarak 2 saniye değil belki ama deyim olarak 2 saniye değilim. Neyse, çok uzatmıyorum. Arkadaşlar, çok sevdiğim bir arkadaşım yeni bir kanal açtı. Sizden o kanalı kanala destek vermenizi istiyorum. Yukarı bir yere koydum. Gerçekten çok güzel kaliteli içeriklerle gelecek. Güvenebilirsiniz bana ve ona. Berkcan Yenal. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hemen aşağı açıklama bölümüne koyacağım. Mezat genelde videolarıyla ve gezi vloglarıyla çok fazla videosu var. Yavaş yavaş hepsini koymaya başlıyor. Takip edersiniz beni de, onu da çok mutlu edersiniz. Ayrıca gerçekten güzel içerikler olduğunu eminim. Yani o konuda beğeneceğinize eminim en azından. Şimdilik devam edebiliriz. Hadi bakalım. Ve şimdi işte Türkiye'nin yerli otomobili. Fakat devrimde olduğu gibi yapmayacağız bu kez.
tüm dünyaya yayacağız bunu ve dünyadaki yollarda otomobilimizi gördüğümüz zaman başarmış olacağız ifadesini kullandı. Benim ilk dikkatimi çeken sanki dikiz aynasının aynı değil, kamera sistemi varmış gibi görünüyor, göreceğiz. Yani ayna sistemi değil, bir ekran yoluyla arkanın görülmesi, çünkü çok küçük gördüğün gibi. Yani standart bir aracın aynasına göre daha küçük. Bakalım özelliklerini biraz sonra öğreneceğiz elbette. Logo yok. Şu anda sadece Türkiye Otomobil Girişim Grubu harflerini görüyoruz. Markanın bu yıl içerisinde, yani 2020 yılının ortalarına doğru açıklanacağını ifade ettiler. Bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü söylediler. Herhalde o kısımlarında biraz yenilikler olacak. Şüphesiz orada logo tasarımı, hani markanın ismini nasıl yazılması gerektiği, yani şu anda bir trend var biliyorsun, model ismini yazan firma sayısı son dönemde fazla. Önümüzdeki 6 ay içerisinde birazdan netleşir herhalde. Evet, Türk yapımı ifadesi de artık arkadaki ekranda görülüyor. Şimdi ne olacak? Cumhurbaşkanı devrimde fotoğraf çektirdiği gibi elbette burada da bir fotoğraf çekim dönemi olacak. Hemen sonrasında hangi araçta olacak bilmiyoruz ama yani makama baktığımız zaman sedan olabilir ama solda ön plana çıkan. Evet arkadaşlar, izlediğiniz gibi gerçekten çok güzel olmuş. Yani açıkçası tebrik ederim. İlerleyen günlerde ayrıntılarını öğrendikçe sizlere aktarmaya çalışırım. Bu video bu kadardı. Teşekkürler izlediğiniz için, buraya kadar izleyen herkes için. Umarım daha dünyanın birçok yerinde kendi otomobilimizi 2022'den sonra görmeye başlarız. Ve bir an önce de kendi halkımız tarafından sevilir, güzel bir otomobil çünkü. Umarım birçok kullananı olacaktır. Fiyatı ne kadar onu söylemedik. Ortalama 135 bin lira diye ben duydum ama bakalım ne olacak, değişecektir yani fiyatlar. Şu anda o civarlarda olduğu söyleniyor. Belki de açıklanmıştır net rakam, en son baktığımda böyle bir kararsızlık vardı. Net bir rakam olursa açıklama bölümüne eklerim, güncellerim yani. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bugünkü bölümde bu şekilde. Beni takip etmeyi unutmayın bu arada, şuradaki şeylerden. Belki şuraya falan koyarım, şöyle koyarım mesela, abone ol butonu.